kez de iş ortağımız Ankara Gölbaşı'ndan değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri. Efendim kendilerini hemen takdim etmek istiyorum. Gölbaşı'nda ün aldığı tekstilin sahibi Sayın Onur Sarı bizlerle. Sağ olsunlar Ertek ailesini yalnız bırakmadılar. Ertek ailesine destek vermek üzere buradalar. Evet Merhabalar, efendim. hoş geldiniz. Merhaba Emel Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizler diyesin inşallah. İyiyiz. Ee, sizleri gördükçe daha mutlu oluyoruz. Meslektaşlarımızın e, bu camiada e, seslerini duyurmaktan e, efendim onların bu camiaya katkılarını duyurmaktan oldukça mutlu oluyoruz. Şimdi Gölbaşı'nda Onur Sarı Ünal Tekstil olarak yıllardır Gölbaşılılara hizmet ediyor. Evet Önce biz e, Onursarı'yı Onur Sarı'yı ve Ünaldı Tekstili yeniden hatırlatalım isterseniz. Ünaldı Mefruşat Gölbaşı ilçesinde Ankara'nın metropol ilçesi Gözbaşı ilçesinde yer almaktadır. Ee, kuruluşumuz 1997 yılında ee, kurulmuştur mağazamız. Kardeşler olarak çalışıyoruz. Ortağımız vardı, bir yıl oldu ayrıldık. Ve Şentepe'ye kendi başına bir mağaza açtı. İsmini analım mı efendim? Şerafet, selamlar şerafettin Bey'e buradan çok çok evet, selamlar. Evet. Ee, çok iyiydik. gene de iyiyiz. Selamlaşıyoruz. Küs ayrılmadık. Dostlukla ayrıldık. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel bunları duymak. 17 yılımız güzel anılar ve güzel kazançlarla bitti. Ee, herkes şimdi o çocuğuyla biz kardeşler olarak devam etmekteyiz. Evet. Biz yol başında ikinci bir mağaza açtık. Taç Collection bayiliği aldık. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkür Hayırlı ederiz. olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, RTX bünyesinde çalışıyoruz. O Collection bayiliğinde. Çok memnunuz. Yani Ozan Bey olsun, Erdoğan Bey olsun. Ee, ne desek bizleri kırmıyorlar. Onun için e, sürekliliği de oluyor ticaretimizin. Çok memnunuz. Şimdi pazarınızı <laughs> buraya ayırıp çıkıp geldiniz Gölbaşı'dan. Evet. Önce ayaklarınıza sağlık. Çok incesiniz. Ertek ailesini yalnız bırakmadınız. Ertex ailesiyle e, biraz ilişkilerinize değinelim. Daha geniş kapsamlı değinelim. erteksin bünyesindeki ürünlere değinelim. Hangi ürünlerle çalışıyorsunuz? Ertex'in Aeron's diye bir ürünü var ve kendi havuz adına tajın collection hariç, havuzda taj markalı adında kendi ürünlerini üretiyor. Collection'ın zaten İstanbul Zorlu Tekstil'den çalışıyoruz ama faturası Ertex'i kesiliyor. Evet. Biz onun aracılığıyla alıyoruz. Hı -hı. Ee, kendi normal bünyesinde olan taşlardan da memnunuz. Hiç hatalı defolu malları çıkmıyor. Evet. Bir de markalı ürün her zaman halk tarafından tercih ediliyor. Ee, onun için... E Ozan Bey gerçekten e, hobi çatısı altında yürütüyor ama bu işi Hı. tabi perde de çok önemli. E, onun için e, esnafları tabi ne desek biz abi şu olsun diyoruz ödemede bizi kolaylıkla karşılıyor. Ve bizleri zor durumda koymuyor. Onun için memnunuz. Teşekkür ederiz kendisine. Ozan Bey ile ilişkilerimiz iyi diyorsun. Abi kardeş gibiyiz gerçekten. Hı. Hı. Her yıl işte bayramlarda, şurada işte Collection bayilerinde, Antalya'da hep beraber geziyoruz. Bu da bir güzel bir şey yani sizi dışlamıyor. Evet. Kendi bünyesinde olduğu için çok memnunuz yani gerçekten çok sağ sağolsun. Onlar ailece büyüyüp küçülenlerden efendim. Gerçekten öyle de, düşünüyorum. Kibir yok evet. insanlarda. Evet. Müşteriyle müşteri oluyor kardeşinden kardeş olmuş gibi olup ama en güzel de ticaretin bir temeli bu bence. Evet. Öyle olduğu için yıllardır bu Ertex bu şekilde ayakta yoksa bütün firmalar kibirli olan insanlar fazla ayakta kalmadı. Evet. Onun için çok sağ olsunlar. Çok memnunuz. Bu düşünceler bizim için çok önemliydi. Sağ olun e, dile getirmeniz buradan biz Perde Satıcıları Haber Portalı aracılığı ile e, efendim dile getirmeniz oldukça bizi memnun etti. Evet, Erteksi evet. ailesine memnun edecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, piyasa malum. Kıştan çıktık. Evet. Bahar geldi. Bu rutin soruyu herkese <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> Şimdi e, bahardan umutlu muyuz? Neler olacak? Nasıl hazırlandı Ünaldı Tekstil'in her iki mağazası da bahar sezonuna? E, mağazamız e, eski bir firma olduğumuz için bir de kendimizi biliyorsunuz oralıyız. Onanın yerli olmasının da bir avantajı var. Çevremiz, evet. eşimiz, dostumuz onun için gerçekten e, sezona işte şimdiden Alışveriş yapıp Ertex'ten, e, işte Taş'tan normal çeyiz mağazalarını aldık ve yazı hazırlık. Yaza iyi bakalım ki iyi geçsin. Evet. E, ama kötü bakarsak, karamsar olursak bence karamsar geçer. İyi diyelim her zaman inşallah iyi olur. Yıllardır iyiyiz. Yani e, insanlar şunu söyleyeyim, kanaatkar olmak bir e, mesele. E, i̇nsanlar trilyonluk alışveriş eder ama hala doyumsuz olduğu için evet. yetmiyor. Nefis. E, o yüzden bence perdeci arkadaşlara buradan sesleniyorum. yonuyorum. E, kanaatkar olalım e, ve bence hazırlıklarımızı iyi yapalım. Müşterileri güzel davrandıktan sonra işlerimiz bence gayet iyi olur. Çok Onun için doğru şüphe, söylüyorsunuz. Şüphe duymasınlar yani işlerimiz neden iyi gitmiyor diye şüphe duymasınlar. Benim onlara bir tavsiyem buradan o şekil. Bahar sezonunda biliyorsunuz firmalarımız hazırlıklar içerisindeler. Bunlardan bir tanesi Erteks'in e, Bahar. Koleksiyonlarını çok indirimli bir şekilde size sunmaları özellikle üstünde dura dura söylüyorlar ki taç ürünlerimizde yüzde 30'a yüzde 35'e varan ciddi indirimlerimiz var dediler. Ben şimdi perakendeci gözüyle onca yıllık esnaf gözüyle size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu etkinlikler sizlere fayda sağlıyor mu? Olmalı mı sık sık? Yılda kaç kez olmalı? Bir firma bu etkinliği yılda kaç kez yapmalı? Bence bu etkinlik senede bir defa yetmiyor. Ee, daha yine Ozan Bey ile de bu konuyu yaşadık. Senede bir defa yetmiyor. Yıllık bizce üç defa yeterli. Kış, bahar e, ve yaz koleksiyonu diye üç defa. Belki yazın yoğun olur esnaf gelmez ama yazın da iyi mal sattığı için gene gelmek zorundalar. Evet. Üç defa bizce yeterli. Bizim görüşümüz o. Üç defa yapılmalı bence bu etkinlik. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Er Erteks ailesini yalnız bırakmadınız. Çok teşekkürler. teşekkürler. Değerli meslektaşlarımız, sizlere seslenmeye devam ediyoruz Erteks ailesinin bünyesinden.